Akın Özkan hanginiz? Benim. Gebeten geldi, çıkıyorsun. İşte eşyaların. Bir kemer, bir anahtarlık, 750 bin lira da para. Ulan bir de delikanlı olacaksın. Bu parayla dolaşılır mı hiç? Sarısı tuttu, çabuk kafasını tut. Tamam. Dur, 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 dur. Aç oğlum elini. Dur, tamam, sakin ol. Sakin ol. Oğlum aç dur elini. Dur oğlum. Tamam, dur, geçti. Dur, sakin tamam, ol. Dur. Sakin ol. Aç tamam, şu ellerini. Tamam, dur, 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 dur. Hadi oğlum, sakin ol. Hadi kalk. Kalk bakalım, kalk. Gel, gel bakayım. Hadi yavaş, kalk. Kalk bakalım oğlum. Hadi. Bir şey yok, ağlama. Sıçan öyle tutar mı? 6 aydır iğne mi alamadım abi? Tamam hadi gel, Weber'e gidelim. İğne alıp vurduralım. Adamın abisi milletvekili, hem de iktidar partisinde. Bir de herifin kıçına cop sokmuş. Kadını bulduğumda baygın ve çırılçıplaktı. Her tarafı kan içindeydi. Kadını arkadan becermek istemiş. Kadın kabul etmeyince de eline geçirdiği kalın bir sopayı kıçına sokmuş. Kadın bayılınca da korkup kaçmış. Bir orospu, hem de yabancı. Ama... Boş ver şimdi bu ağızları. Seni mahkemeye verdiler. Abisi işin peşini bırakmayacağı benziyor. Biz de sana 6 ay ücretsiz izin veriyoruz. Açığa mı alınıyorum yani? Öyle sayılır. Bu arada İstanbul'da süren dolduğu için lojmanı da boşaltacaksın. Ama ben evlenmek üzereyim. Yapacak bir şey yok. Bu şartlarda evlenemiyorsan 6 ay bekleyeceksin. Gülüm, gel biraz omuzlarımı sıkıver. Evet ben kaptan, sen kimsin? Abi ben İhsan, süslü İhsan. Ha vay koçum. Nerelerdesin sen bakayım? Sağda solda hep bir sürttüm be abi. Sonunda İzmir'de takıldım. Bir otobüs çalıştırdım Tepecik'te. Ama sonunda karı bize pasaportu verdi. Canın sağ olsun be koçum. Sağlam paran varsa tefe yapıp çalıştırırız. Onu sonra konuşuruz abi. Yanımda başka bir hatun var. 18'inden yeni gün aldı. Bir torpil yapsam, vesika alıp Karaköy'de çalıştırsam. Koçum ben o işleri bıraktım. Ticaretle uğraşıyorum. Ama benim oğlum Şeref sana yardımcı olur. Kabataş'ta Sebil'in orada bulursun. Gelince yanındakinin tadına bilahare bakarız. Ne oldu ayaklarına? Ayakkabı mı vurdu?
çok kötü kan oturmuş. Nasıl kıyıp da vurmuşlar kuzuma. Bir şeyler hazırlayayım. Dolapta bir şey kalmamış. Ulan 5 kuruş para da yok be. Yok. Sara nöbeti tuttu. Birkaç güne kadar yaptırırız iğneni. Polisler yaptırdı. Bütün gün aradım pezevenge, bulamadım ki ibneyi. Adam tüymüş işte. Kazandığın parayı herifin eline verirsen olacağı budur. Senin yüzünden yıllarca kafam önümde dolaştım. Arkadaşlar hadi kerhaneye gidelim deyince yüzüm kıpkırmızı olurdu. Neticeye bak. Yiyecek bir lokmamız bile yok. Sürünüyoruz. Kapa şu çeneni. Hayır, kapatmayacağım. Kapatmayacağım. Yıllarca kaptanım kaptanım dediğin durdun. Herif bir gece sarhoşken bana tecavüze kalkıştı. Sana söylemek istediğimde bana değil ona inandın. Bir sen dövdün. Bir o dövdü. Şimdi her gücü yeten dövüyor. Tüh be. Geldiğimi söylediğine emin misin? Evet. Babam namaz kılıyor. Annem ablam da meşgul. Bir saattir mi? Ne bileyim ben. Ablanı çağırır mısın lütfen? Bekle biraz. Oyun bitiyor şimdi. Sana ablanı çağır dedim. Ali seninle konuşacak. Biz Kübra ile dışarı çıkıyoruz. Bu iş bitti. Nişanı bozduk. Ama neden? İstikbali belli olmayan birine kız vermem ben. Bu geçici bir süre için ama. Ben anlamam. Kübra da artık seni istemiyor. Kızımı unut. Beyaz. Efendim? Emanetleri getir. Ama ben o parfümü kullanmıştım baba. Ulan ne var ne yok hepsini getir. Gel be. Oğlum, iki mat bir dansa bağlarız bu işi. Alo, Hikmet'in telefonu. Siz misiniz? Evet, burada. Hikmet, telefon.
Seninki, seninki. Alo, ne var gene? Kahvede ne yapılır kızım? Kumar oynuyor. Yok ya, sen mi yasaklıyorsun? Ne yapayım yani? Gelip kerhanede bekçilik mi yapayım? Uzattın ama. Ne yaptın avans aldın mı güzeli? He? Söyle ablaya zor durumda olduğumuzu. Hadi ben öptüm bebeğim. Sen halledersin. Halledersin. Hadi öptüm ben seni. Hadi güzelim. Hadi. Ulan bu karıları boş bırakmayacaksın ha. Hemen kafalarına giriyorlar. Orospu kafası işte. İki cilalı lafa kanar. Ulan kerhaneden dost tutmak kolay mı be? Zor olup olmadığını biz nereden bilelim? Bu işin uzmanı sensin. Dalga geçersin ama pezevenklere faizle para vermekten geri durmazsın. Sana silah zoruyla mı veriyoruz ulan? Kumarda param bitince para ver Hamza abi diye kıçımı yalıyorsun. Bundan sonra sana borç veren Hamza abi top olsun lan. Tamam abi ya, şaka yaptık. Şakadan da hiç anlamıyorsun ha. Hadi lan. Hamza abi. Şş. Alo. Affettin mi beni? Ya sen krediyi kesersen biz ne yaparız abi? Bir daha bu konuda bir laf edecek olursan bu kahveden içeri adım atamazsın, bunu bil. Tamam abi ya. Bir daha faiz lafı eden böyle olsun. Tamam. Moruk acıktık ya. Sen tok musun? Sabahtan beri bir simitle duruyor. Hayret bir şey ya. Sana acıkınca söyle demedik mi oğlum? Delikanlı adam sıkılmayacak. Eşyalarınızın tamamını ancak 200 milyon verebilirim. Ne yapalım? Tamam. Yeni almaya kalksanız 1,5 milyar alamazsınız. Koyacak yerim yok. Yükleyip götürün. Boş ver şimdi onları ya. Karaköy'de eski iş yok. Bak birçok arkadaş dostlarını Eskişehir, Edirne, Bursa kerhanelerine falan gönderdi abi. Boşuna ümitlenme. Yardımcı ol canım. Niye diyeyim, yardımcı ol. Alt tarafı karının yaşını 3 yaş büyütüp meslek alacağız. Ya peki paran var mısın? Kıyak yapacaksın abine. Hep beraber kalkınacağız işte ya. Olmaz abicim, yok. Ben ticarette babamı bile tanımam. Bak abi. Para var, şeref var. Para yok, şeref yok abicim. Hadi be şerefim, hadi be. Abine yap bir iyilik. Hiçbir şeyin altında kalmam. Yok abi. Benim yapılmadık bir kulağımın arkası kaldı. Şuna bir bakayım ben. Bak. Tak bakayım ya. Aç bakalım ağzını. Dediğini yap. Bunun bir sürü çürüğü var. Hofla bakayım. Bunun ağzı leş gibi kokuyor ya. Yok be abi, yapma, taslamam ya. Yok be abicim. Bak görmüyor musun, çarpık çurpuk her taraf dökülüyor. Hepsini tamir ettirmek lazım. Yani masrafı fazla. İyi abi, sen yaptır, ben senet vereyim sana. Öyle olmaz da bak ne diyeceğim ben sana. Gel. Şunun bir uygununu bulalım abicim. Sana 2,000 dolar vereyim. Karıyı bırak. Daha uyumadın mı?
Uyku tutmadı. Bu parayı Hikmet'in dostu yolladı. Oda çok kötü rakı kokmuş. Kapa şu camı. Temiz hava gelsin biraz. Her şey olduğu gibi kalsın. Temizse temiz, pisse pis. Seninle uğraşamam. Kafan iyi olmuş. Uğraşma. Burası benim evim. İşine gelmedi mi siktir olur gidersiniz. Canın kavga istiyorsa başka kapıya, tamam mı? Ne kavgası lan? Ha? Ne kavgası? Bununla yarın iki tencere yemek pişireceğim. Sen de zıkkımlanacaksın. Ne parası bu? He? O senin beğenmediğin av suyundan gelen para. Senin de, yemeğinin de. Söyleneceğine iş buluş. Çalış. Bugüne kadar ben baktım sana, biraz da sen bak bana. Yak sigaramı. Sarhoşluk sana yaramıyor. Senin sigaranı yakan, paran için kıçını yalayan kaptandı. Ulan! Ulan! Eşek! Eşek! İstanbul şehri martılar açken başka bir şarkı söylüyor sokaklar, aşk uzakta beklerken. Bir karanlık savaş meydanı sanki. İstanbul şehri martılar açken başka bir şarkı söylüyor sokaklar, uzakta beklerken. Hayat devam ediyor, her şeye rağmen geçiyor günler. Hayat devam ediyor, oyun gibi bitenler. Bir karanlık savaş meydanı sanki. İstanbul şehri. Cebeciye söyle hesaba yazsın. Ah! Biraz daya. Mikrobu kırılsın. Leş gibi rakı kokacağım. Bir şey olmaz oğlum. Rakı bu uçar.
Gözünün altında da fondöten sürdük mü hiçbir şeyin kalmaz. Ulan. Resmen esrar parasına çalışıyoruz, iyi mi? Bir lokma mal, 10 kar. İki nefes çektin mi bitiyor. Gel gidelim bizim köye. Ekelim tohumu, alalım asadı. Ne asadı? Esrar oğlum. İçebildiğimiz kadarını içeriz. Fazlasını da satarız. Kral oluruz anasını satayım. Öyle bir ot yetiştiririz ki. Ulan. Ne uğraşacağım lan o zaman orospularla? Basarım tekmeyi alayına. 10 tane Natasha alırım. Harem kurarım lan. Var mısın? Şurada 2 gramı taşırken 3,5 atıyoruz be. Korkma oğlum. Köy yer işte. Kim alır lan ot işte. Annemin dostu kaptan. O da sizin köydendi değil mi? Biz uzaktan hısımda oluruz. Benim teyze kızı onun amcaoğlunda. Yanlış anlama da anan da banka gibiymiş ha. Kaptan onu elimden kaçırmayayım diye kaç kişiye harcamış be. Konuşmayalım lan bunları. Sonra arkadaşlığımız bozuluyor. Alıştım artık. Kaptan da anan gibi kocadı. Artık genç dost da tutamaz. Adam voleyi vurmuşken ortadan kaybolayım dedi. Naci müdürümün emri başım üstüne. Biz askerini polisini seven insanlarız. Ay yıldızlı bayrağımıza kelle koyanları sırtımızda taşırız. Bir Türk evladının isteğini yerine getirmek benim için farzdır. Komiserim, 5 dakika izin bana. Tamam. Şey, kaptan abi, nasıl söylesem... Şimdi hiçbir şey dinleyemem. Misafirim var. Yevmiyeyi ver git. Yevmiye yok. Nasıl yok ulan? 80 kilometre yol yaptım. Sadece 11 milyon topladım. Gazada yeni zam gelmiş. Zaten krizde müşteri de yok. Akşama kadar dolaşıp durdum. Bir de polisler arabayı bağladılar. 2 onluk doğru ya. Eve ekmek alacak para kalmadı vallahi. Bana ne? Fazla para kazandın mı bana getirip veriyor musun? Ben yevmiyemi isterim kardeşim. Yoksa bırak anahtarı git. %25 zam aldın. Ben zam istedim mi? Ha. Para gelmedikten sonra araba yatsın orada. Haybiye seninle uğraşamam. Ekmek istemez, su istemez. Ver kağıtları, anahtarı git başımdan. Şeref! Arabayı alıyoruz. Gel buraya. Her şeyi kontrol et. Arabayı teslim al. Komiserim kusura bakma, seni beklettim. Konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Konuyu değiştirelim. Ben taksi şoförlüğünden vazgeçtim. Vazgeçme komiserim. Seninle o it bir mi? Varlığın yeter. Senden 6 ay plaka kirası da almayacağım. Çalış, kazan, ye. Helali hoş olsun. Devletimize bir katkımız olsun, değil mi? Bana bakın. Ben devlet değilim. Olsun. 6 ay sonra gene devletsin. Güç elinde. Naci müdürüm söyledi. Göreve iade olacakmışsın. Sen gene bilmemiş ol. Komiserim, bu işin emniyet amirliği var. Emniyet müdürlüğü var. Biz geleceği gören insanlarız. Arabanızı alacağım. Ama yevmiyesini her gün öderim. Gebe kalmak istemem. Tamam. Araba senin. Yalnız
Bir yarım saat hocama uğramamız gerekiyor. Hoca mı? Ne hocası? Bir hocam var. Amma ne hoca. Tanıdığım en derin hoca. Ona danışmadan tuvalete gitmem. Karım nasıl oldu hocam? Söyle bakayım. Hiç duvar dibine falan küçük abdestini yaptın mı? Sarhoşken çok daraldığımda yapmışımdır. İyi halt etmişsin. Dışarıda işenir mi oğlum? Gidip cinlerin üzerine çöğdürmüşsün. Onlar da kızıp karına musallat olmuşlar. Defalarca karınla ilişkiye girmişler. Karına aşık cin de varmış. Kurtuldu mu peki? Cinleri çıkarırken az kaldı ölüyordum. Ya. Allah razı olsun hocam. Allah tuttuğunu altın etsin. Şimdi gidebilirsin. Bir hafta sonra gel. Bir yazı alalım. Son duruma bakalım. Borcumuz ne kadar hocam? Ben Allah rızası için yapıyorum. Para istemez. Hadi bakalım. Hocam, yazı almak için gelecekler mi? Şimdi yorgunum. Kimse gelmesin. Bir abdest almam lazım. İyi, o zaman ben bir abdest mi çekeyim? Ha, kaptan, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Delikanlı kim? Onun için bir yazı alabilir miyiz hocam? Tesbih çekip devir yapamadım. Ama Cafer çekmiş. O devrederse bir kağıt alırız. Biz Cafer'le anlaşırız hocam. Değil mi Cafer? Anlaşıyorum tabii. Neci arkadaş? Komiser hocam. Ben polislere bakmam kardeşim. Komüniste bakarım. Dinsize bakarım. Polise bakmam. Hocam, bu bildiğin polislerden değil. Hem çok inançlı. İnançlı olduğu için üstleriyle ters düşmüş. Açığa alınmış. Benim taksilerden birinde çalışacak. Bana bak. Kaptan mısın, pilot musun, nesin? Bu kadar maskaralık yeter. Benim adıma yalan söylemene gerek yok. Soysuzların götüne cop soktuğum için açığa aldılar beni. Ne lan bu? Öleceksin lan cimrilikten, duble duble rakı getirtiyorsun. Söyle de bir büyük getirsinler şuraya. Bana bak, 1.70'lik getir. Biraz da meyve getir. Tamam patron. Lan göt, hiç değişmemişsin lan. Alem bana hasta, ben sana hasta. Yanıma gel. Hele yeğenim, sen bizim masamıza gelsen. Senin yeğenin filan değilim. Sana buraya gel dedim. Al şu anahtarları. Çok gerginsin. Bırak şimdi polis gibi davranmayı. Bak, ben nasıl sakinim. Doğal ol biraz. Kime nasıl davranacağımı bilirim. Bak, hocam da o günkü olaya çok üzüldü. Senin adına yazı aldı. Çok iyi şeyler çıktı. Nasıl iyi şeyler? Onu hocam sana özel anlatır. Ama önce elini öpüp özür dilemen lazım. Bana bak. Bugünlerde insanların bana merhaba demesi bile küfür gibi geliyor. Yani her an pire deve olabilir. Onun için benden uzak dur. Başına durduk yerde bela alma. Ben seni sevdiğim için. Beni sevme. Beni hiç kimse sevmesin. Hele sen hiç sevme. Bilgisayardan araştırdım. Ne mal bir adam olduğunu öğrendim. Ama... Ben konuşurken lafımı kesme lan. Şimdi konuş. Ama kısa kes. Evet, doğru. Geçtiğimizde biz de bazı hatalar yaptık. Şirin evlerde garsonluk yaparken birkaç bayanla takıldım. Onları psikopatlardan korudum. Ben onlara, onlar da bana sahip çıktı. Pezevenkliğine kılıf bulma lan. Komiserim, o işleri bıraktım. Artık kendimi hayır işlerine adadım.
Köyümün camisi yıkılmıştı, onu yaptırdım. Hem bütün akrabalarım aynı işi yapıyordu, ben de yaptım. İnsanoğlu işte, çevresinde ne görürse onu yapar. Ulan oğlum, bir ateşi yakamadın ha. Çok biliyorsan sen yak. Şşş, alo. Yok lan, yok. Uyumaya değil, eğlenmeye geldik. Şu emaneti hazırla da içelim artık. Ateş hazır. Hadi getir etleri. Ha. Bu gece sana öyle bir boru döşeyeceğim ki. Avcunu yalarsın, alt taraf kırmızı. 6 kişiye 5 kilo et yeter mi? Yeter yeter. Hikmet, önce köfteleri getir. Ha, köfteler, gelsin köfteler. Al lan. Baksana, kar lekesi olmuş mu? Yok bir şey. Hem aybaşı olmuşsun hem de açık renk giymişsin. Ay, kalkınca elime ne geldiyse giydim işte. Geçen gün sinemaya gittik ve bizimkinin haberi yok. Hikmet baksana. Şu karıları yalnız bırakmaya gelmiyor. Kim bilir gene ne şeytanlıklar planlıyorlardır aralarında. Olsun lan, ne olacak? Nasıl olsa Kerem de beraber değiller mi? Orada çalışmaktan fırsat bulup konuşamazlar oğlum. Götüne güvenmiyorsan bu işi yapmayacaksın oğlum. Bizim çocuğa da içeriden birini ayarlasak. Yok mu yeni gelen falan? Bana ne lan İbni? Fazlasını bulsam ben kendime alırım. Tek karının parası yetmiyor işte. Bana bak. Şu bizim hasat işini de unutma. Çok para var oğlum bu işte. Akını da alır gideriz köye. Ablayı uyandıralım mı? Terlemiş, hasta olur sonra. Uyandıralım. Şşt abla. Abla. Hadi kalk. Saat kaç oldu? 2:30. Akın. Akın. Bir duble rakı getir bana. Abla, bir şeyler yedikten sonra içsen. Boş mideye iyi gider. Kaptandan haber var mı? Ne haber olacak? Kanımı emdi gitti işte şişoğlu şişek. Patronla bir konuşsak, tekrar işe başlasan. Yaşlısın ama her topalın bir kör alıcısı vardır. Vesikamı iptal ettirmiştim. Yenisini de vermiyorlar. Kızlar, benden size abla nasihati. Su akarken testiyi doldurun. Benim zulam sağlam, merak etme. Bir peçeteci olan var, bana yangın. Her gece paydosa yakın hasılattan eline 30-40 veriyorum. O da benim hesabımı bankaya yatırıyor. Taksi. Merhaba. Nereye gideceksiniz? Şişli lütfen. Hı hı. Şu kaseti takar mısınız? Hı hı, tabii. Ali. Tamam kızım, geliyorum. Tamam. Müziği biraz kısabilir misiniz? Hı hı, tabii. Tamam kızım. Ben arkadaş falan anlamam. Yarım saatte kalsak, sabaha kadar da kalsak $100 alırım. Daha geçen gün kazık yedik, unuttun herhalde. Bir arabada dayak yediğimizle kaldık. Bak kızım, böyle manyaklarla denk gelirse bir daha seninle işe çıkmam. Eğer olmayacaksa peşin söyle. Saatimi kaçırsam yurda giremem. Tamam, hadi bekliyorum telefonunu. Çabuk ara. Arabayı kenara alır mısınız lütfen? Şoför bey, burada biraz bekleyebilir miyiz acaba? Arkadaşımdan telefon bekliyorum da.
Olmazsa Çemberli Taş'a gideceğiz. Tamam. Ne oldu? Anlaştınız mı? Tamam, geliyorum. Tamam canım. Şoför bey. Şoför bey, Şişli'ye doğru gidebilir miyiz lütfen? Tabii. Sigaran var mı? Sigaran var mı dedik? Hayır, yok. Al şunu, git. Tamam. O halde para ver bakalım. Param da yok. Paran yok mu? Ulan paran yok da ne diye dolanıyorsun? Gidin, başımdan kırarım kafanızı. Ulan İbni, kulan para mı bekliyorsun? Buradan kaybolma. Az sonra arkadaşlarla gelip ayıklarız seni. Money. Money okay. Money is easy, but I want to pee see. Where is Tyler? Hayır, kız bu. Tuvaleti soruyor. Yes, Tyler. Okay, thank you. Money. Okay. George, what? I'm coming. Wait me. We are back, baby. Come on. I want to dance. Oğlum, karılarla biraz daha eğlenseydik keşke lan. Siktir et ya, boş ver. Tamam. Bana bak oğlum, bu ev kupkuru lan. Buzdolabında bir parça peynir bile yok. Bu karı kımıldıyor. Şu bıçağını versene. Boş ver abi ya. Bu işi de kansız halledelim. Boşuna uğraşma. Hiçbir şey bulamazsın. Hadi tüyelim burada. Ya hadi gidelim. Oğlum ne yapıyorsun be? Öbür kadın canını bırakacağız. Ne yapalım be? Onu da sen gebertiler. Hangisi annen? Kısa saçlı olan. Evde annenle ikiniz mi kalıyordunuz? Evet. Telefon açıp evden bir geceliğine uzaklaşmamı istedi. Peki sen geceyi nerede geçirdin? Sokakta. Annenin hayat kadını olduğunu biliyordun değil mi? Evet. O kadar parayı sana veremem. Karşılığında bir teminat mı gösteriyorsun? Ne olur Hamza abi. Annemin cenazesi ortada kalacak. Merak etme. Gömecek birileri bulunur. Kişi niyetine. Allah'ım.
babamay. İşte hazine burada. Ermenilerden kalma. Hepimizi ihya eder. Ya gördün mü gücümü komiser bey? İnanmamıştın bana. Hocam, üç kişi olduk. Hemen gidip çıkartalım gömüyü. Bizimle var mısın komiser? Tabii var hocam. Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Dörtte üçünü paylaşacağız. Dörtte birini hayredeceğiz. Ne zaman yola çıkacağız? Köydekilere haber vereyim, yarın gideriz. Ha, hemen olmaz. Önce cinlere uygun birini bulmalıyız. Cafer var ya hocam. Yüce olduğu için cinler onu kandırır. Kendilerine aşık ederler. Bizim aleyhimize çalışır. Cinlilerle baş edecek gusülle bile temizlenemeyen birisi lazım. İstanbul'un tüm orospularını önüne sereyim hocam. Kazıya başlamadan 13 erkekle ilişki kurması lazım. Bu nasıl olacak kaptan? Vazgeçelim bu sevdada. Öyle kolay olsa 100 kere çıkarırlardı hazineyi. Moralini bozma. Vardır elbet bir çaresi. Var tabii. Ya da kazmayı vuracak gayrimeşru bir çocuk bulacaksın. Nasıl yani? Anası belli olup da babası belli olmayan biri. Onları abdest tutmaz. Cinliler şaşırır ve karşı koyamaz. Ama onlar toparlanamadan çabucak kazıyı bitirmeliyiz. Yoksa hepimizi çarparlar. Böyle bir tanıdığın var mı? Bulacağız. İbne karı. Telefonu da kapamış. Kaçtı orospu. Otur bir yere ya. Zaten harmanım. Sanki ben değilim. Ulan 5 kuruş para da yok, iyi mi? Okşanmı sıpalar gibi ortada kaldık. Ayaktasın, şu kapıya baksana. Gelen kim? Kaptan sana başsağlığı diliyor. İbne benimle dalga mı geçiyor? Bırak kaptan oğlum, Hızır geldi, Hızır! Hangi yüzle buraya geliyor? Uzatma lan! Yüzü olmadığı için zarfı kapıya sıkıştırmış. Hem akıllı ol oğlum, siyasi davran. Belki ananın parasını kurtarırsın. Ben her şeyi ayarladım hocam. Köyde torunumun sünnetini yaptıracağım. Bu bahaneyle siz de benim misafirim gibi köye geleceksiniz. Kimse bizden şüphelenmeyecek. Aferin şeker. Vallahi billahi senin kafan iyi çalışıyor. Ne demişler hocam? Tedbirsiz tuvalete oturan domala domala taş ararmış. Peki hocam, bu gelecek çocuk yani senin istediğin şartlara uyan birisi mi? Uyuyor, uymaz mı? Hele bir kaptan getirsin çocuğu. Gelecek hocam, merak etme. Şeref o işle ilgileniyor. Alo. Tamam. Tamam. Eyvallah. Sana da zahmet oldu. Sağ ol. Nasıl bu kaltak? Lan benim gibi delikanlıya yapılır mı lan bu? Ne oldu ya? Peçeteciyle kaçmış lan orospu. Düşünebiliyor musun, peçeteciyle? Orospu. Hadi hesabı ister. Eve gidip eve kafamızı bulalım. Hesabı getirir misiniz? Hesabınız ödendi. Kim ödedi? Şu masadaki arkadaş. Bunlar limana yanaşmak istiyor. Bir iş var bu işin içinde. Benimle ne işleri olacak? Belli mi olur oğlum? Kaptan demişler ona. Bir çapanoğlu çıkar. Sen otur 2 dakika. Ben öğreneyim dertlerini. Merhaba. Merhaba kardeşlik. Ne ayak? Bu zarf yollamalar, hesap ödemeler.
Seni severdim, bilirsin be kardeşlik. Ama ananla aram yoktu. Allah toprağına haber götürmesin, o beni sevmezdi, ben de onu sevmezdim. Babamın da hayatını zehir etmişti. Bak mart kedisi gibi olmayın, tamam mı? Kardeşlik, canını yerim senin ya, o nasıl söz? Benden ne istiyorsunuz? Ne isteyeceğim? Hiçbir şey. Senin moralin bozuk olduğu için biraz düzeltmek istedik. Babam vicdan azabı çekiyor. Haftaya benim oğlanın köyde sünneti var. Seninle gelmeni istiyoruz. Ne de olsa amcası sayılırsın. Değil mi? Oradan da benim arabayla Antalya'ya geçeriz. 10-15 gün tatil yaparız ha? Bakın, hadi gidelim artık. Bak, ben var ya, bu götleği hiç sevmem. O götlek dediğin benim arkadaşım. Şerefsizin teki. Altındaki karıyı da kaptırmış. Uzak dur böyle götleklerden. Bana takılırsın bundan sonra. Gideriz değil mi kardeşlik? He? Biraz düşüneceğim. Ne düşüneceksin kardeşlik? Sen eşyalarını hazır et. Yarın 12'de gelip arabayla alacağım seni, tamam? Hocam biz bağ evinde kalacağız. Şeref köyde düğün hazırlığı yapacak. Çin ordusu gibi lan. İhtiyarı tanıdım, büyücülük yapıyor. Buldum oğlu kim lan? Nereden bileyim, müneccim bok mu yedim lan? Sırrı da tanıdım galiba lan, polis bu. Hem de komiser. Vazgeçelim oğlum biz bu ekme işinden, baksana. Büyücüsü burada, polisi burada. Yakında jandarması da düşer. Bana bak, sen akını kolla. Uygun bir zamanda da kapı ver. Hem bu kadar korkma lan. Bunlar da hayrına gelmemiştir buraya. Bizimkisi de şans anasını satayım. Gökten bilmem ne yasa bizim kafamıza kemik düşer. İstikbalimiz lan bu. Var mı lan senin böyle cipin? Bizimkisi sağda kıyafete yatıyor. 14, 15, 16, 17, 18. 18'di değil mi? İşte tam burası. İşte tam burası hocam. Burası çok yumuşak. Daha önce de kazılmış. Elbette kazıldı. Herkes bilir buradaki hazineyi. Bilirler de cinler müsaade etmez çıkarmaları. İnsanın gözünü bile bozarlar. Altına ulaşırsın ama hala toprak sanırsın. Bir ordu bile gelse çıkaramaz gömüyü. Ama ben kandıracağım onları. Komiserim, bundan sonra ayaklarını uzatarak yaşayacaksın. Sen devlete değil, devlet sana hizmet edecek. Hele bir çıkaralım, sonrası kolay. Helal değil mi hocam bu altınlar? Sonra günaha girmeyelim. Helal de, Ermeni altını dedik ya komiserim. Kimseye çaktırmadan başlatmalıyız kazıyı. Komiser kazmayı vuracak, delikanlı toprağa kürekle atacak. Haberi var değil mi yapacağı işten? Daha yok ama ben kandırırım, merak etme. Ester içiyoruz öyle mi? Gerek yok, devam et. Beynime uyusun ki kötülük düşünemesin.
Ne kötülüğümü gördün? İlle de görmem mi lazım? Ben polisim oğlum. İnsanların ne mal olduğunu bir bakışta anlarım. Kardeş, hoş geldin. Hadi gel gidip tohumları atın. Bu kadar acele etmeseydik, ortadan fazla kaybolursam merak ederler. Bütün herkes sünnet için mi geldi? Ne bileyim ben ya. Sizinle gelen polisi de tanıyorum, hocayı da. Hoca cinci hocalardan. Polis de bir ara ahlaktaydı. Bence sünnet bahane. Bunlar başka bir şey için geldi köye. Garanti hazinenin peşindeler. Ne hazinesi? Ermine hazinesi. Ulan polisi hocayı anladık da seni niye getirsinler? Ne bileyim ben ya. Uyduruyorsun bir hikaye, sonunda kendini de inandırıyorsun. Uydurmuyorum. Görürsün bak. Çocukla konuştun mu? Akşam konuşacağım hocam. Konuş ki güneş doğarken kazıya başlayabilelim. Benimle aynı odada rahat edebiliyor musun? Fark etmez. Sen rahat ol yeter. Yatmadan kaptan benimle konuştu. Sabah kazı yapacakmışız. Hazine varmış köyde. Hadi artık uyu istersen. Gevezeliği başkasıyla yaparsın. Oğlu Şeref de kuvvetli. Neden ona kürek attırmıyorlar da bana attırıyorlar? Nereden bileyim oğlum ben? Git kaptana sor. Hem bedava mı yapacaksın? Hazine çıkınca payını alacaksın. Kaptan oldu bitti hazine hastasıdır. Çok para harcadı hazine için. Sen de hastası mısın? Öf, çenen düştü ha. Çok yorgunum, uyuyacağım. Hadi şu ışığı söndür, sen de zıbar. Silahı ortaya öylece bırakacağımı mı sandın? Niye öldürmek istedin lan onları? Çık dışarı! Lan göt, beni mi yakacaksın? Bula bula benim silahımı mı buldun lan? Korkak! Delikanlı gibi karşısına çıkıp hesap versene! Kaptan İbnesi annemi dolandırdı. Ölümüne sebep oldu. Bunu şimdilik unutuyorum. Hiçbir şey olmamış gibi sabah kazıda çalışacaksın. Sonra ne kuzun varsa paylaşırsın. Komiserim, silah işi bozar. Kasıdakilerde tırnak çakısı bile olmaması lazım. Çıkar silahı.
Ervahlar olsun! Cinler saldırıyor! Cinler! Cinler! Cinler sardı etrafımızı! Hepimizi mahvedecekler! Hepimizi! Hadi! Hadi! Vur onu! Hocam sana sarası tuttu! Ne duruyorsun? Vur sana! Vur! Yapma! 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 Yeah.